Metropolitan Sanat Müzesi'nde Güney Amerika'nın Kolomb öncesi dönemine ait sanat galerilerinden birindeyiz. Burada bugün Peru olarak bildiğimiz topraklardan Mocha uygarlığından gelen bir nesneyi inceliyoruz. Bu bir seramik şişe. Aslında bulunan binlerce şişeden sadece bir tanesi. Bu kadar çok sayıda üretilmeleri bu objenin bu uygarlık için önemli bir anlamı olduğunu gösteriyor. Çok sayıda seramik üretebilmek için kalıp kullandıklarını biliyoruz. Yani dış katmanları elle tek tek işlenmiş olsa dahi bu nesneleri çoklu ürettikleri biliniyor. Burada mükemmel bir işçilik görüyoruz. İlk olarak kilin parlatıldığı açıkça görülüyor. Bunun için muhtemelen nehirden çıkardıkları düzgün taşları alet gibi kullanmışlar. Ya da bu çok parlak, neredeyse cilalı gibi görüntüyü ortaya çıkaracak özel bir şeyler de kullanmış olabilirler. Fakat bunun cilalı olmadığını da belirtelim. Burada gördüğümüz üzengi biçimli ağız olarak bilinen bu alışılmadık şişe ağzı moçe seraminin bir özelliğidir. Bu aslında daha çok yüksek statüdeki insanların tüketimi için yapılmış moça kaplarında gördüğümüz bir özellik. Esasında bir bakıma da daha önce Çavin ve Kupisnike kültürlerinde gördüğümüz geleneğin yeniden canlanması gibi. Hatta o dönemi sadece görsel açıdan örnek almakla kalmamış, bu tarzı benimsediklerinde aynı zamanda eski kültürlerin itibarını da sürdüreceklerini düşünmüş olabilirler. Dolayısıyla incelediğimiz bu nesne çok eski olmasına rağmen kendisinden çok daha eski bir şeye gönderme yapıyor da olabilir. Hadi şimdi bu şişeye biraz yakından bakalım. Burada çok güzel bir insan portresi var. Sivri burunlu muhtemelen bir erkeğe ait olan bu yüz direkt bize doğru bakıyor. Kulakları garip bir şekilde ileri itilmiş ve ayrıca kafasının etrafında da başörtüsü benzeri bir şeye sarılı. Bu örtü katlanarak başının üst kısmına yerleştirilmiş. Aslında bu haliyle kafanın arkasından aşağı doğru sarkan ve saçın tamamını kaplayan bir çeşit başlık gibi duruyor. Örtünün katlarını ve üst üste geldiği yerleri deseninden görebiliyoruz. Baş örtüsünün desenini incelersek ejderhaya ya da yılana benzer bir figür dokunmuş olduğu görülüyor. Aslında buna kafasındaki kulaklardan ötürü kedi başlı yılan deniyor. Ve bu moça sanatında yaygın olarak kullanılan bir motif. Bu deseni Moçe kültüründe her yerde bulabilirsiniz. Burada da kumaşın tasvirini seramiğe yansıtılmış olarak görüyoruz. Burada ayrıca yüzdeki boya da dikkat çeken bir diğer şey. Moçe sanatında hem kadınların hem de erkeklerin üzerinde çeşitli vücut boyamaları yapıldığını görürüz. Özel tasarımların ne anlam ifade ettiğini bulabilen çok fazla araştırma yapılmamış olsa da bir çeşit vücut boyamanın onlar için anlamı biliniyor ve onu da burada görebiliyoruz. İşte şurada çenede gördüğümüz Oldukça soluk şu desenden bahsediyorum. Evet, çene boyunca çizilmiş bir şerit ve buna bağlı olarak çeneden sarkan 3 tane uzunca nesne görünüyor. Aşağı sarkan bu şeyler sinek popalarının temsili olarak yorumlanıyor. Biraz garip olsa da burada şöyle bir bağlantı var. Moçe kültüründe savaşçılar kurban edilir ve bu kurbanlar bir süre sineklerin onları parçalayıp yok etmesi ve bedenlerinin en azından bir miktar çözünebilmesi için açıkta bırakılırdı. İşte bu yüzden Moçe sanatında sinek, insan ruhunun yeraltı dünyaya geçişi için bir nevi araç olarak görülür. Dolayısıyla bu sembolü kullanmak kurban edilecek bir insanı belirtmenin bir yoludur. Bence burada ilginç olan bu figürün böyle asalet içinde gösterilmiş olmasına rağmen aynı zamanda kurban edilecek birini temsil ediyor olması. Moçe kültüründe kurban edilecek kişinin sağlıklı, güçlü ve cesur olması önemliydi. Yani bu kişi kendini savaşta kanıtlamış ama önemli bir çarpışmayı da kaybetmiş elitlerden de seçilebilirdi. Peki bu heykel ne zaman yapılmış? Nasıl kullanılmış? Bu insanlar hakkında çok az şey biliyoruz. Bu tür nesneler yalnızca mezarlarda değil, yaşam alanlarında da bulunabiliyor. Bunlara orta sınıfa ait olarak düşünebileceğimiz bazı bölgelerde de rastlanıyor. Yani demek ki bu nesneler yalnızca elitler tarafından kullanılmıyordu. Aynı zamanda orta sınıfa da hediye olarak verilen eşyalardı. Belki de elit sınıftan insanlar orta sınıftan olanlara kendilerini üst sınıfa yakın hissetsinler ve sembolik açıdan aralarında bir bağ olsun diye bu tarz hediyeler verirlerdi. Bu şekilde orta sınıfın hayatlarındaki payını bir şekilde onurlandırmanın yanı sıra kendi üstünlüklerini de kabul ettirmiş oluyorlardı. Keşke bu heykel ağzını açsa ve tam olarak ne ifade ettiğini bizlere anlatsa. İşte bu harika olurdu.